Dostlarım selamlar. Aslında bu videoyu çekmek pek aklımda yoktu ama saat 10'da bana video çekme pirileri geldi. Bana yurda gidecek birçok kişi yazdı. İrem, yurda ne götürelim, ne götürelim, ne götürmeli diye. Ben de eğer bu sene inşallah çıkarsa 3. senem olacak yurtta. Ve hani bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Hatta şöyle bir Trendyol'dan liste yaptım. Yani ben alta falan koyarım onun linkini ama siz daha bir yer, hani bir yer daha ucuza bulursanız oradan alırsınız. Ben sadece hepsini bir araya toplamak adına böyle bir link koyuyorum aşağıya. Bir de şu an tipim bayağı yorgun. Bayağı saat 10 zaten. Daha bu videoyu çekeceğim, kapayacağım. Sonra duş alacağım falan. Biraz yorgunum. Bir de şuradan havlularım gözüktüğü için bir tık rahatsız oldum. O yüzden şöyle yapacağım. Çok daha havlularım gözükmesin yani. Neyse, o yüzden başlıyorum. Hatta laptopumu da o zaman şöyle alıyorum ve dostlarım başlıyorum. Bu arada şunu da ekleyeyim. Koç Üniversitesi'nin yurdunda tuvaletler ve banyo, eğer hani özel bunun için ekstra para ödemediyseniz ortak. Yani işte 3-4 odaya, yani şöyle, şurada bir tuvalet, bir banyo var. Tuvaletin içinde 4 tuvalet kabini var. 2 tane duşa kabini var. Bu tarafta da 2 duşa kabini. Yani 4 tuvalet kabini, 4 tane duşa kabini oluyor galiba bir katta. Bir katta 1, 2, 3, 4, 5, 6 oda oluyor sanırım. Ben hiç şu anda ay tuvaletim geldi sıkıştım, ay duşa gireceğim falan sırası hiç yaşamadım bu arada. Ama ben hani ortak tuvaletli olduğumuz için ona göre biraz daha bu ihtiyaçlarımı düzenledim. Hani siz yine kendinize göre bakarsınız. Şurada fotoğraflarını koyacağım. Bir, ilk olarak bu çok amaçlı diş fırçası kutusu. Bu neden önemli? Çünkü yurttasın, hani kendi inanılmaz hijyenik bir ortamda olmuyorsun. O yüzden diş fırçasını nereye koyacaksın bence çok önemli. Bir de diş fırçası ağız sağlığı, yani gerçekten çok önemli. O yüzden çok amaçlı bir diş fırçası kutusu olursa hem daha hijyenik olur diye düşündüm. Hem daha ne bileyim hijyenik olur. İkinci bir ihtimali bulamadım. Çekmece ve dolap düzenleyicisi. Arkadaşlar bunlar inanılmaz hayat kurtarıcı şeyler. Çünkü yurtlarda hani evdeki kadar geniş alanımız olmuyor. En azından benim odam kadar geniş bir yurt. Yani odamda olan kadar bir geniş alanım yok yurt odamda. O yüzden bu benim için inanılmaz sıkıntı. Bu düzenleyiciler var ya, yemin ederim hayat kurtarıyor. Bunu alın gerçekten, diyeceksiniz ki Allah razı olsun İrem. Vallahi çok, gerçekten çok hayat kurtarıcı bir şey. O yüzden bunu alın. 3. Boxup oje ve manikür seti organizatör diye geçiyor da. Yani böyle bu tarz organizatörler, yine işte üçlü pamuk düzenleyici, işte takı asma şeyi, bilmem ne, hepsini şu an koyuyorum şuralara. Bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü alan çok kısıtlı olduğu için alandan ne kadar tasarruf ederseniz o kadar, odayı o kadar elverişli kullanabiliyorsunuz. Bu zaman alandan her şekilde tasarruf edebileceğim şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Bu yüzden gerçekten bunlar çok önemli şeyler. 4. Bu linkimde yok galiba da bunu ekleyeyim. Bu arada 4 olmayabilir, geçmişte olabilirim, bilmiyorum. Çamaşır sepeti. Bizim çamaşır odaları yurtlarda en alt katta oluyor. Asansörle gidip en alt kata gidiyoruz. Ve onu taşımak aşağı kadar gerçekten zor. O yüzden bence mutlaka bunu da alın. 5. Cilt temizleme cihazı yeşil. Ya bu tabii hani evde de kullanılan bir şey ama ben ne bileyim yurttayken özellikle bir cilt bakıma falan çok dikkat ediyorum. Niye bilmiyorum. Yurtta bana bir geliyorlar herhalde. Bir çayımı içeyim hemen. O yüzden yurda ben böyle temizleme şeylerimi de götürüyorum. Yine bir adet linkte şu an şey var. Çekmece düzenleyici. Arkadaşlar gerçekten çekmece düzenleyici o kadar önemli ki. Vallahi abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Abartı olsam bu tip tepkilerimden, mimiklerimden anlardınız. Abartmıyorum. Aksesuar düzenleyici, işte kolye, yüzük, takı düzenleyici. Takı düzenleyici yine. Bunlar çok önemli. Bavul organizer ve valiz düzenleyici set. Bunu yorumlarını görerek aldım. Bunu kendim denemedim. O yüzden bu konu hakkında inanılmaz bir yorum yapamayacağım. Ama 700 kaç yorum var? 764 yorum var ve 4.2 galiba yıldız almış. Yine bir şey var. Dolap içi düzenleyici. Bunu geçiyorum. Aa, bitmiş, tükenmiş. Neyse, siz belki bundan bulursunuz. Askılı dolap içi düzenleyici. Bu şey oluyor. Askı asıyorsunuz böyle ikili ama böyle raf raf gibi oluyor. İşte ne bileyim, bir kata atıyorum atletlerinizi, bir kata ne bileyim iç çamaşırlarınızı, bir kata atkılarınızı, bir kata ne bileyim her şeyi koyabileceğiniz şeyler oluyor. İşte alan, yurdun, ben yurttaki en önemli taktik bu bence. Alandan tasarruf edebilecek şeyleri satın almak. O yüzden bu da bence dostlar önemli. Ha, masaüstü mutfak banyo rafı tezgah üstü düzenleyici baharatlık diye geçmiş. Ben bunu şey yapıyordum, işte bir şey atıyorum, filtre kahvemi koyuyorum. Bir
kutuya demleme çaylarımı koyuyorum. Bir kutuya ne bileyim şekerlerimi koyuyorum. Yine dolap içi çelik sepet raf kanguru. O da şu. Ona da bende tam bu değil de bunun çok benzeri vardı. Kupalarımı koyuyordum. İşte ne bileyim çaylıklarımı koyuyordum. Küçük böyle tabaklarımı koyuyordum. Kurabiyeli tabaklarımı. Bunlar önemli. Havlu kağıtlık bence bu da önemli ama çok elzem bir şey değil yani. Daha estetik görüntü için. Olabilir. Kilim yani kilim diyeceksiniz ki ne alaka? Hani belki sizin yurtlarınızda kilim vardır bilmiyorum ama Koç'un yurdunda kilim yoktu. Ve ben bir ara odamdan böyle bir soğumaya başlamıştım. Sonra soğuduktan sonra odama böyle kilim aldım. Yatağım böyle güzel bir yatak örtüsü üzerine böyle ne deniyor ona? Televizyon battaniyesi değil de öyle bir şey olarak geçebilmiyorum. Böyle çok tatlı bir battaniye. Üstüne yastıklar almıştım. İşte odama bitki almıştım. Mumlar almıştım, tütsü almıştım ve odamı böyle hani biraz da ev gibi hissetmeye çalışmıştım. Ve o benim inanılmaz odama karşı sempatimi arttırmıştı. Ben bu yüzden linke kilim de ekledim ama kilim birazcık garip kaçabilir belki haklısınız. Yani bu battaniyelerde, akrilik TV battaniye diye geçiyor. Battaniyelerde var linkte, ona da bakarsanız görebilirsiniz. Bir de bence güzel nevresim almak gerçekten çok önemli. Çünkü hani nevresim takımını çok uzun süre kullanıyorsunuz. Mesela ben ilk yurda gittiğimde böyle gri bir nevresim takımı almıştım. Zaten Koç'un havası, Sarıyer'in havası çok basık, çok şey. Bir de nevresimim gri böyle bir darlamıştı beni. O yüzden bence alabileceğiniz kadar renkli şeyler alın. Gerçekten renkli şeyler iç açıyor. Özellikle ben böyle pudra rengi, ne bileyim bebek mavisi, bebek böyle pudra pembesi falan çok hoşuma gidiyordu. O yüzden böyle daha renkli şeyler ekledim linke. Blender setini ekledim. Blender setini niye ekledim? Çok mu elzem bir şey? Aşırı önemli bir şey değil bence. Ama ben şey yaptım bilirim. İşte atıyorum kahvaltı yapacağım ama derse geç kaldım. İşte yulaf koyuyorum. Süt koyuyorum. İşte çilek koyuyorum. Onu blenderdan bızı tamam 5 saniyede yapıyorum ve onu alıyorum yanıma. Geciktiğimde okula. Onu kahvaltı niyetine içiyordum. Bu bence yararlı bir şey. Ve fiyatı da şu anda linkte en azından 157 lira gözüküyor. Siz bu videoyu izlediğinizde ne kadar olur bilmiyorum. Ama bence blender seti güzel bir şey. Çok aşırı önemli bir şey değil ama bence hayat kurtaran bir şey. Bir sürü saç kurutma makinesi var. Bunun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiyorum. Karda, kışta hasta olmak istemiyorsanız saç kurutma makinesi önemli. Yine çekmeceli bir mini organizer yanlış okudum bir anda ama tükenmiş. Heh, bu eşarp askısı. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bende vardı bunda. Çünkü atıklar çok yer kaplıyor. Özellikle kışın taktığımız atıklar çok kalın atıklar. O yüzden bu çok güzel işime yarayan bir şeydi. Metal fotoğraf düzenleyici. İşte bir de ahşap pano var yukarıda bir yerde galiba. Emin değilim. Bunlar çok önemli mi? Değil ama bence ortamı samimileştiren şeyler. Bu arada bizim odada da çivi çakmak yasaktı. O yüzden ben bunu yaslamıştım. Böyle bir kitaplık gibi bir şeyim var. İşte bir küçük kendim kitaplık götürmüştüm. Onun üzerine bunu yaslamıştım. Sonra oradan bir yere çok göremeyince kendi koltuğumun oraya koydum. Ve kendi kendime sonra arkası yapışkanlı bantlar aldım. En sonunda öyle astım. Çivi çakmak yasak ama bunlar tutuyor. Benim tahta panomu o arkası yapışkanlı bantlar tutmuştu. Ben tahta panom hem notlar. Şu panom ya. Şu. Hem de böyle fotoğraflar falan eklemiştim. O da ortamı samimileştiren bir şeydi. Yumurta paşlama cihazı. Bu gerçekten yurda giden herkesin bence kesinlikle alması gereken bir şey. Ben bu kadar hayat kurtaran bir şey görmedim. Abi bir kere ben bilmiyorum yumurta yemeyi seviyorum. Ve yani yumurta nasıl haşlayacağım yurtta ocak yok bir şey yok. Kettle'ın içinde haşlasan zaten çok büyük dert. Buna koyuyorum yumurtamı. O ara ben dişimi fırçalıyorum, makyajımı yapıyorum. Bakıyorum yumurtam hazır. Hemen soyuyorum. Kendime kahvaltı tava yapıyorum. Buzdolabına iki peynir, zeytin bir şey çıkartıyorum. Ve yumurta bilmiyorum. Bence gerçekten çok fiyat performans ürünü bir şey. Hem tok tutuyor hem protein yüksek hem tadını ben seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. O yüzden yumurta haşlama cihazını öveceğim kadar hiçbir şey övmem. Kettle'ı överim bir de. Kettle arkadaşlar. Yani bu arada bizim yurtta bunlar yasak değildi ama nasıl de yasak mıdır bilmiyorum. Kettle'ın ne kadar önemli olduğundan bahsetmeyeceğim. Bu arada özür dilerim. Yine yumurta haşlama makinesine göre birazcık konular karıştı ama mesela annem bana yemek yolluyordu. Ve ben şey yapıyordum bazen yumurta pişirme cihazının içine birazcık su koyuyordum. Çünkü o suyu kaynatarak aslında yumurtayı pişiriyor. Sonra üstüne böyle bir tabakta yemek koyuyordum. Onu kapıyordum. Yani mikrodalga gibi birazcık buharıyla yemek de ısınmış oluyordu. Neyse o da iyi bir şey. Kettle zaten çok önemli. Kahve, çay, çorba, indomie noodle her şeyi kettle yapıyoruz. Yani sıcak su çok önemli yurtta. O yüzden bence kesinlikle alın.
Çok elzem olmayan ama benim odamda olan şeylerden biri kahve makinesi. Ben kahveyi çok seviyorum. Bir dahaki şansım olsa bende şundan var. Ama bir dahaki aklım olsa şunu alırdım. Bilmiyorum size bağlı. Çünkü ne bileyim onun bardakları küçük ya, iki bardak koyup şey yapmak birazcık zor oluyor. Onun yerine büyük almayı tercih ederdim. Ben de Goldmaster'ın küçüğü var. Güzel. Ev için ideal ama hani bazen termos için falan zor olabiliyor. Ama güzel. Ben kahve makinesini öneriyorum. Çünkü ben kahve çok seviyorum. Eğer siz kahve çok sevmiyorsanız zaten çok da önemli bir ihtiyaç değil bence. Terlik. Terlik şimdi çok önemli. Niye şöyle çok önemli? Şimdi bizim dedim ya ortak tuvaletimiz vardı. Ortak tuvalet yani tuvalete gidecekken odanda kalk, ayakkabını giy. Bilmem ne zor oluyordu birazcık. O yüzden terliği tak ayağına, çık tuvalete, git tuvaletini yap, odana geri gel. Benim için daha rahat oluyordu. Bir oda hiç ayrı, yani oda daha temiz tutmaya çalıştığımız bir yerdi. Çok da temiz tutamasak da Beyza'yla. Odamız için ayrı bir terliğimiz vardı. Sonra bir de hani dışarı gidip tuvalete gitmelik bir ayrı bir terliğimiz vardı. Tabii bir yerden sonra bunlar çok karıştı. Bu videoyu annem izlerse diyecek, yeme bizi diyecek. Yemiyorum. Bir yerden sonra bu terlikler karıştı. Ama terlik bence her şekilde çok önemli. Bir de havalar soğuk oluyor, yer mermer oluyor. Ayağınız üşümesin yani. Pandu, terlik, bu tarz şeyler çok önemli. Ayna, ayna çok önemli. Bizim yurtta şu tarz bir aynamız vardı. Ama makyaj yapacakken onun önünde olmak birazcık zor oluyor. O yüzden linke yine tam böyle değil de LED, hatta ışıklı bir makyaj aynası ekledim ki böyle daha rahat, ne bileyim, kışınızı da alırsınız, makyajınızı da yaparsınız. Bence önemli. Kurulama bez ekledim. Neden? Çünkü kahve döküldü. Aha, yani bir sürü peçete harcamaktansa böyle kurulama bezleri benim için daha mantıklı geldi ve ben bunu da ekledim. Bornoz. Çok önemli. Çok önemli. Ay bir kere ne oldu? Benim mi bornozumu, ben bornozumu almıyorum dedim ya, bizim şeyimiz ortak diye. Tuvalet, banyomuz ortak diye. Bornozumu almıyorum tüm yanıma, telefonum da yok. Ay bir şekilde Beyza'ya ulaşmaya çalıştım. Beyza bornozumu, böyle bir hikaye vardı ama tam hatırlamıyorum. Neyse. Sessiz olun, bornozu alın ve onu yanınıza almayı unutmayın benim gibi. Duşakabin askısı yine önemli olan şeylerden biri. Çünkü nereye asacaksınız? Bir de şundan bulmaya çalışacağım. Şu an bulamadım, daha linkim yok ama. Bu duvar arkasında asılan şeylerden vardı bizim odada. Biz buraya da asıyorduk birçok şeyimizi. Bunlar da bayağı hayatı kurtaran bir şey. Sonra askı. Çok önemli. Çünkü dolaba nasıl asacaksınız? Ben ilk yurda gittiğimde askı almayı unutmuştum mesela. Sonra okulda böyle Koç sweatshirtleri satan bir yer vardı. Oradaki abiyle sağ olsun kanki olmuştum. Ve o bana bir sürü askı vermişti. Ama siz olun, askıyı unutmayın. Yine Türk kahvesi makinesi ekledim. Çünkü niye olmasın yani. Ben seviyordum böyle. Ders arası geliyorum böyle. Keyfim çok yerinde. Ne yapsam bir Türk kahvesi yapayım hemen diyordum. Ve Türk kahvesi yapıyordum. Linktekiler bu kadar. Ve şimdi benim birkaç kendi tavsiyem olabilir. Tabii ben bunları kendim Koç yurdu, hani özel yurtta okuduğum için belki bilmiyorum. Bizim giriş çıkış saatlerimiz falan yoktu. O yüzden şimdi şöyle, yani yurtta kalıyorsanız ve eğer ortak banyonuz varsa ve tanımadığınız kişilerle her şekilde, yani hani başkalarıyla oda paylaşacaksınız. Bence o kişilerin alanına gerçekten çok saygılı olun. Sabah erken saatte müzik dinlemeyin. Gece çok saatte gelirseniz ses yapmayın. Geç saatte duş almayın. Bunlar çok saygısızca şeyler bence. Bir de hani herkesin kendi kuralları var. Herkesin kendi doğrusu yanlışı var. Yurda gidince birazcık da insan bunu öğrenmiş oluyor işte. Atıyorum o da arkadaşının doğrusu sana yanlış geliyor olabiliyor ama böyle şeylerde bence birazcık sabırlı olup karşınızdaki kişiyi hani idare etmeyi öğrenin. Çünkü o kişiyle bir oda paylaşacaksınız. Kavga gürültü etmekten sen ikiniz birbirinizi tolere etmeye, ya da ikiniz, üçünüz, dördünüz, bilmiyorum kaç kişiseniz, birbirinizi tolere ederseniz gerçekten çok keyifli bir şey yurt hayatı. Başka size yurtla alakalı önerebileceğin ne var? Eğer anneniz yemek gönderiyorsa bunun değerini bilin, gerçekten o yemekler çok önemli. Çünkü bir yerden sonra yemek yemek dışarıdan çok pahalı oluyor. Başka yani başka diğer önerilerim, üniversite yeni başlayacaklara öneriler videomda izleyebilirsiniz. Üniversite yeni başlayacak kişilere o kadar çok önerim var ki. Yani bir saat konuşurum, bu video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. O videoda bayağı konuşabilirim, bilmiyorum. İnşallah çok konuşmam ama konuşursam da dinleyeceğinizi biliyorum. Umarım eksik bir şeyim kalmamıştır. Linki güncellerim ara ara. Siz de girip bakarsınız. Bu linki videoyu paylaştığım gün Instagram'da da paylaşırım. Oradan da görürsünüz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer benden istediğiniz bir video varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve eğer bu video işinize yaradıysa videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.